Özellikle gençler kısa sürede form kazanmak için kullanıyorlar. Spor salonlarının gözde ilaçları arasında ama kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldığında insanda ağır tahribata yaratıyor. Üstelik dünya şampiyonu olsanız bile etkileniyorsunuz. Dünya ağır siklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam'ın itirafları gözleri yine bu ilaçlara çevirdi. Bütün dualarım seninle, bacımla, tüm hastalarımla. Dünya kıtalar arası ağır siklet boks şampiyonu unvanına sahip. İki kez dünya şampiyonu oldu. Ona boğazın boğası diyorlar. Ama şimdi karaciğer nakli için gün sayıyor. Sinan Şamil Sam'ı bu hale kullandığı ilaçlar getirdi. Boksta kullanmış olduğumuz gereksiz ilaçlar. Hani o da o anlamda gerekli fakat sağlık açısından gereksiz ilaçlar. Tabii karaciğeri tamamen yıpratmış. Dünya şampiyonunun bu acı itirafı aslında bu tür ağır sporları yapan tüm gençleri ilgilendiriyor. Çünkü kısa sürede güçlenmek, kas yapmak ya da rakipleri alt etmek için alınan ilaçlar zamanla vücutta ağır tahribat yaratabiliyor. Bunlar karaciğerde zehirli etki yaparak karaciğerin fonksiyonlarını bozar ve irreversible dediğimiz geri dönüş olmayan hasarlar bırakır. Sinan Şamil'de bildiğim kadarıyla toksik hepatit var. Yani kullandığı ilaçlardan kaynaklanan bir karaciğer hastalığı. Uzmanlar sporcuların ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorlardan tavsiye alması gerektiğini söylüyor. Arkadaş çevresinin tavsiyesiyle alınan ilaçların geri dönülmez hasarlar yaratabileceğine dikkat çekiyor. İçeriğini bilmediğimiz doping maddeleri, vücut kas geliştirici maddeleri, vücut direncini güçlendirecek maddelerini almamaları gerekir. Ve bu tür ilaçları uzun süredir kullananların mutlaka doktora gidip kontrolden geçmesini tavsiye ediyorlar.